Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle aslında vlog falan çekmeyeceğim. Aslında vlog gibi bir şey ama böyle dertleşme vlogu gibi bir şey. Bunu birkaç gün önce karar vermiştim. Tam hatırlamıyorum, 3-4 gün önce. Ama çekeyim mi diye de bilmiyorum. Hani belki o an her şeyi söyleyebilirim falan. Konu ne? Şöyle. Dertleşme, sohbet falan. Böyle her cumartesi o haftayla alakalı, kendimle alakalı yaşadığım şeyler, genel fiziksel olarak, mental olarak söyleyebileceğim her şeyi böyle çekmek istiyorum. Çünkü çok farklı bir dönemden geçiyorum. Her anlamda çok farklı ve ben de bunu böyle kayıt altına almak istiyorum. Birilerine anlatmaktansa hani böyle, burası benim sanal günlüğüm olduğu için buraya böyle paylaşmak istiyorum. Zaten ailem de izliyor. Öyle, şimdi dertleşme videosunu nerede çekeceğiz? Çok güzel soru. Kampüse gideceğiz. Ben hazırım bu arada. Yurttayım. Nasıl göstereyim? Bir dakika. Öncesi bir yerleştirmem gerekiyor. Bu arada. Şöyle bir selfie çubuğu aldım. Ve çok da uygundu. Ama tek sorunu var. Şöyle mesela şuradaki aygıt çıkıyor. Kumandalı. Ve bunu mesela uzaktan telefonu yerleştirdiğimizde mesela fotoğraf çekebiliyoruz, video çekebiliyoruz ama bu olmuyormuş. Abi çok denedi, olmuyor. Ben ki abi uyguna ver, ben de alayım. Ve aldım. Şöyle bir şey. Bakın. Artık benim de selfie çubuğum oldu ya, çok şükür. Böyle çekeceğim. Çok mutluyum. Neyse. Şimdi hazırım. Rujumu sürdüm. Küpemi taktım. Kremimi de sürdüm. Şöyle bir kombin. Nasıl göstereyim? Şöyle bakın. Ayaklarım. Şimdi ayakkabımı almaya gidip geliyorum. Ayakkabılarım da şöyle. Yani uyum sağlayacağını düşünüyorum. Ama içine siyah çorap giyeceğim. Umarım kötü durmaz. Gerçi şu an acelem var. Çünkü hava kararmadan kampüse gidip videomu çekmek istiyorum. Öyle. Neyse, ben hazırlanıp tekrar karşınıza çıkayım. Evet, oldu gibi. Şöyle ayakkabıları görmeyin. Oldu gibi. Videoyu çektikten sonra da şeye gideceğim, çarşıya. Çünkü neden diyeceksiniz. Bugün Gucci'de indirim var ve ben de gidip indirimlerden yararlanacağım. Almam gereken şeyler var, daha doğrusu öyle söyleyeyim. İndirimlerden yararlanacağım demeyelim de. Şimdi hazırlanıyorum. Odamda şu an kimse yok. Ve video çekmek o kadar güzel ki, bu keyif alıyorum, keyif. Bu arada şu utanma mevzusu falan vardı ya, hani böyle çekiniyorum falan video çekerken, o da biraz geçti gibi. Hadi bakalım. Evet, hazırım ve şu an selfie çubuğundasınız. Ay, biraz dönüyor. Evet, ne kadar güzel bir şey ya bu, bir şeyler almak, gerekli şeyler almak. Neyse, ben hazırım. Çıkacağız ve benim saat 7'de dersim var arkadaşlar. Yani dersim var dedim, şöyle bugün cumartesi. Eğitmenlik yapıyorum ben, bambu eğitimde. Ondan dolayı bugün ders vereceğiz. İşte Gratis'e falan gideceğim. Oradan kesitler koymam çünkü, ya da koyarım bilmiyorum. Hazırsak gidelim. Her şeyimizi aldık. Çantamızı da şöyle takalım. Bir dakika. Anahtarlığıma bakın. Çok güzel değil mi? Kontrol edelim her yeri ve gidelim. Tamam gibi. Gidiyoruz. Evet, şimdi gidiyorum. Ay, çok mutluyum selfie çubuğumun olduğuna. Neyse.
Ve evet, geldik kampüse. İnşallah köpek falan yoktur dedikten sonra 3 saniye sonra köpek var. Neyse, kendimize uygun bir yer bulmaya çalışacağız. Ay. Güneşe bakar mısınız? Havanın güzelliği. Ya hafif şey ama soğuk ama çok da soğuk değil. Nereye otursam bilmiyorum. Burası iyi gibi sanki. Neyse. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım. Niye? Çünkü ilk defa böyle bir seri yapacağım. Montumu da indirmiyorum. İndirsem mi bilmiyorum. Çünkü kampüste şu an video çekiyorum ve herhangi köpekler gelebilir veya başka bir şey gelebilir diye böyle etrafıma bakınıyorum. Hani bir şey gelirse de direkt vurma eylemi falan. Yani direkt yapacağım çünkü korkuyorum yani. Neyse. Evet arkadaşlar, yeni bir video ve çok farklı bir yer. Ne desem bilmiyorum. Aslında bu videoyu ben şöyle çekmek istedim. Dedim ki bundan sonra ben her hafta cumartesi günü o haftaya özel, hani ne olduysa, ne bittiyse, ne düşünüyorsam böyle genel olarak video çekip videoda anlatmak istediğimi söyledim kendi kendime. Sonra bunu dedim ki yapayım ya direkt, neden bekliyorum ki? Neyse, bir hafta boyunca neler oldu? Bundan önceki hafta çok farklı şeyler oldu tabii ama orayı anlatmayacağım. Çünkü bu haftalık için bir video. Neyse, sanırım çok fazla şey olmadı. En ilgi çekici şey şuydu. Derslerden özellikle bahsedeyim. Genellikle zaten cuma günü dersimiz yok artık. Çünkü bir dersti ve onu öne aldık ve daha erken gelmeye başladık. O da çarşambaydı sanırım. Neyse, formasyon dersimiz var. Ben İngiliz Edebiyatı öğrencisiyim. Bu hafta ilk defa bir dersten verim aldım. İlk defa dinledim ve hani gerçekten can kulağıyla dinledim. Ve çok iyi anladım. Öğrenme psikolojisiydi hatta. Böyle çok ilginç videolar falan izletti hocamız. Bilmiyorum, genel olarak güzeldi yani. Bunu çıkarsam mı bilmiyorum ama neyse çıkarayım. Böyle işte yani bu hafta sadece genelde bir de şöyle bir şey var. Ben bu yıl, aslında ben bu bölüm adına konuşayım. Böyle çok beni çeken, cezbeden bir şey yok. Ama böyle ilginç bir şeyler öğrendiğimde böyle çok böyle mutlu oluyorum. Böyle ilgimi çekiyor. Bu yıl Almanca dersi alıyoruz, seçmeli. Ve sadece seçmeli Almanca dersini çok seviyorum. Diğer dersleri yok. Yani sevmiyor değil de böyle hani bilmiyorum ya, yok kafamda hiç. Böyle en heyecanlandığım, okula gelirken en heyecanlandığım işte bu diyebileceğim bir ders varsa o da Almanca. Yani tıpkı lisedeki gibi İngilizce için de can atıyorsam can atıyordum. Konuşamadım. Arkadakiler bu arada bakıyor. Neyse. İşte üniversitede de Almanca oldu. Bilmiyorum. Genel olarak böyle formasyon dersinden bu hafta çok güzel verim aldım. Gerçekten çok mutluyum bu konuda. Sonra ne oldu? Evet. İki tane köpek buraya doğru geliyor. Yani buraya doğru geliyor dediğim şurada falan. Ay bir dakika. Oturdular. Neyse. Genel olarak arkadaş ortamından bahsedeyim. Aslında şöyle. Benim üniversitede çok fazla arkadaşım yok. Niye mi? Yok yani. Kimseyle arkadaşlık kurmuyorum. Çünkü herkes bir şeyler yapıyor ve ben de o şeyleri hani mesela yanlış bir şey yapıyorlar. Ve ben de yüzlerine söylediğimde alınıyorlar. Ben de onlarla kimseyle arkadaşlık olmuyorum hani. Ve geçen yıl konuştuğum, bu yıl konuşmadığım insanlar var. Bir tane arkadaşım geçiş yapmış ve bana hiçbir şekilde haber vermedi. Ben bu konuda çok üzülmüştüm gerçekten. Çok böyle modumu düşürmüştü o gün. Arkadaşlık konusunda böyleyim. Yani arkadaşlık benim genel olarak sosyal ortamda. Kendim sosyal bir insanım ama insanlar bir garip. Gerçekten bir garip. Şöyle mesela sana bir şey yapıyorlar ama sen onu aynısını ona yaptığında çok böyle ters tepki veriyorlar. Böyle garip böyle davranışlar içinde hani sergiliyorlar. Böyle anlaşamıyorum ve çok fazla arkadaşım yok arkadaşlar. Hani kimseye arkadaşlık kurmamaya çalışıyorum. Kendimden uzaklaştırıyorum açıkçası insanları. Hani böyle gerçekten iyi bir insan bulursam arkadaşlık kurarım. Neden olmasın? Ama genel olarak yok. Bu konuda üzülüyor muyum? Asla. Asla.
Neyse. Böyleydi. Genel olarak özel yaşantıma falan bahsetmeyeceğim. Çünkü bence bu mecralarda bu tarz şeyler bahsedilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Uzaktayım. Ailemi özledim. Yurttayım. Ha bir de yurt. Bak yurt deyince aklıma geldi. Şu son dönemlerde böyle yurtlarla ilgili çok şey sorunlar oluyor. Böyle çok korkuyorum acaba başıma bir şey gelecek mi diye. Bu arada bu video ilk ve şey gibi oldu. Böyle hızlıca anlatayım da bitsin gibi oldu. Ama ne yapayım köpekler falan var. Korkuyorum açıkçası. Neyse arkadaşlar böyle yani. Bir de ben çok yoğunum gerçekten. Yurtlardan nasıl yoğunluğa geçtim bilmiyorum. Neyse ben ilk önce size yurtları anlatayım. Bizim burada Serhat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bir şeyler oldu ama gerçekten ne oldu anlamıyorum. Kimisi diyor ki yalan, kimisi diyor ki gerçek. Hiç anlamam. Bir şeyler oldu ve haberlere çıktık. Sonucu gazetede. Onun hakkında hiçbir bilgim yok. Şu Aydın KYK Kız Öğrenci Yurdu içinde böyle kendimi kötü hissediyorum ya. Hani düşünüyorum, kendimi yerlerine koyuyorum. Çok zor, gerçekten çok zor. O aile, anne baba ne yapıyor çok bilmiyorum. Yani Allah sabır versin. Böyle hesabına falan baktım. Visco hesabı var. Fotoğraflarına falan baktım. Böyle kendimi garip hissettim. Çünkü aynı yaştayız ve üniversite öğrencisi o da ve son sınıf. Ben tabii ikinci sınıfım. Biraz garip. Yani yurtlar beni gerçekten ürkütüyor. Ve maddi anlamda kendime bir gelir elde edebilirsem eve çıkacağım. Yurtta kalmamaya çalışıyorum. Ve zaten yurt arkadaşlarım da biraz garip. Temizlik falan yapmıyoruz. Birbirimize çok sohbetimiz yok. Genel olarak böyle yani. Yurtlar biraz beni gerçekten korkutmaya başladı. Ürkütmeye başladı. Yani gidince korkuyorum anladınız mı? Hani böyle şey gibi. Böyle bir leke gibi. Ve korkuyorum. Sadece korkuyorum yani. Hani benim başıma da bir şey gelecek mi ki geldi de. Anlatayım onu da kısa. Ben böyle 2-3 hafta önce koridorda yürüyordum. KYK'da koridorda yürüyordum. Ve aniden kapının böyle kenarlarında, ortada kapı oluyor ya, kenarlarında böyle tahtalar olur. O tahta aniden düştü ve ben bir adım daha atacaktım. Ama ben adım atmadan tahta düştü. Hani yüzüme falan gelebiliyordu çünkü böyle düştü hani. Böyle düştü ve ben korktum. Hani yurttakiler hiçbir şey yapmıyor inanın. Hiçbir şey yapmıyor. Geçen de vali mi gelmişti, milli eğitim bir şey gelmişti de. Yurtlarla ilgilenen, aynen. Ben bunu söyledim. Hani sorunlarınızı falan söyleyin dedi. Ben açıkladım sorunumu ama hiç yanıt da alamadım. Başka konulara geçti. Şey işte kapının nasıl yapıldığına dair işte... Mühendis var mı, mimar var mı, tasarımcı var mı, o aradakinin adının ne olduğunu falan anlattı. Gerçekten beni takmadı, inanabiliyor musunuz? Çok garip ya, insanlar çok garip. Yani hayatı şey yaşıyoruz artık. Böyle hani rastgele, ölebiliriz her an. Kimse hakkımızı sormaz, sadece ailemiz ve babamız hariç. Hani ben böyle düşünüyorum. Çünkü her an her şey olabilir. Üniversitede bile başımıza böyle şeyler geliyorsa rastgele yaşıyoruz şu an. Hani o üniversitede, yani üniversitede genel olarak ülkede böyle bir adalet sistemi yok yani bana göre. Hani ki, ya biri bir şey yapıyor ve yaptığıyla kalıyor. Bir şey diyemiyorum tabii. Çok uzattım bu kısmı çünkü annem çok kızacak. Sen burnunu her şeye sokma diye. Neyse orayı kapatıyorum. Ama asla haksız. Yani ben bir şeyi söylüyorsam o konuda haklıysam ve herkes de ona katılıyorsa, benim söylediğim şeye katılıyorsa ben onu söylerim. Ben asla doğruları söylemekten vazgeçmem. Ne olursam olayım. Neyse. Yurtlardan bahsettik, okuldan bahsettik. Ha, çok yoğunum dedim. Anlatıyorum. Eğitmenlik yapıyorum. Cuma günleri. Dün yapamadım. Bugün yapacağım dediğim gibi. Eğitmenlik yapıyorum. Tiyatro kursuna, tiyatro kulübüne katıldım. Drama kulübüne katıldım. Böyle ne bileyim bir şeyler olunca katılmaya çalışıyorum açıkçası ve başka ne var? Burada bir de çiğ eğitim kurumları var böyle. Böyle bir kurum. Beni çağırdı gelin İngilizce dersi verebiliyorsanız verin falan filan dedi ve ben de gittim konuştum. Böyle bir şey, öyle bir muhabbet var şu an, bir süreç var. Yani bir eğitim kurumunda yine gidip ücret karşılığında ders vereceğim. Ya çok yoğunum. Arkadaşım geçen yıl demişti ki ikinci sınıf zor değil. Ve çok kolay.
Ama bu yıl baktığımda asla öyle bir şey yok yani. Asla çok yoğun geçiyor, zor, karışık. Dersleri anlamaya çalışıyorsun. Anlamadın yani, ben anlamadığın, hocasını anlamadığın dersler var. Yanlış oldu, yanlış söyledim, bir dakika. Hem dersini anlamadım hem hocaları anlamadığım durumlar söz konusu. Heh, tamam. Neyse, böyle yani genel olarak. Çok bir şey geçmedi. Ondan önceki hafta benim için çok kötüydü gerçekten. Bir hocamıza böyle münakaşaya girdim. Öyle bir şeydi, böyle söyleyeyim. Ama geçti. Şunu anlıyorum, her gittikçe, büyüdükçe, bu arada büyüyoruz ve çok garip bir durum. Hiç güzel bir durum değil. Büyümek istemiyorum ben. Küçük kalmak istiyorum. Bir şey, bir an bir şey için üzülüyorsunuz. Varsayalım. Mesela bu benim montum yırtıldı. Burası, tamam mı? Tabii yırtılmasını da yeni aldım ben bunu. İşte nasıl yapacağım, nasıl edeceğim falan filan düşünüyorsunuz, tamam mı? Ama bunu terziye verdiğinizde ve eskisi gibi olduğunda ona diyorsunuz ki, aa ben niye bunun için üzüldüm ki? Ben zaten hani nasıl anlatayım? Bir sorun var ve o sorunu giderebileceğim zaman hani neden üzülüyorum ki? Sadece ölüme çare yok. Onun haricindeki her şeye çare var yani. Neden üzülüyorum bilmiyorum bazen. Ama bu konuda da kendimi toparlıyorum gerçekten. Toparlamaya çalışıyorum. Böyle işte arkadaşlar. Yani nasıl anlatayım? Böyle yoğun geçiyor ders. 27'sinde de vizelerimiz var. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Bu benim ilk videom. Böyle bir dertleşme sohbet havasında bir videom. Hiç olmamıştı. Böyle kampüste dedim çekeyim. Bu arada üşüyorum. Bunu giyeyim herhalde. Kaçtayız tabii ki. Neyse işte arkadaşlar. Böyleydi işte. Bir haftan böyle sabah kalkıyorsun. Ha, gitar kursum da var bu arada. Onu da söylemedim. Gitar kursu, iki kulüp, eğitmenlik. Bir kurumda eğitmenlik daha yapabilirim. Çok yoğun geçiyorum ve kendime asla zaman ayıramıyorum. Hatta video bile atamıyorum. Ama ondan sonra öyle olmayacak. Her cumartesi buradayım. Yani inşallah kar yağmuru olmazsa. Olursa da başka bir yere geçerim. Öyle. Şu an mis gibi bir havası var ya. Mis gibi. Çok hızlı konuşmuş olabilir miyim? Olabilirim. Neyse arkadaşlar, böyle yani genel olarak güzel geçti ve dediğim gibi ilk defa bir dersi anladım üniversitede. Tamamını anladım bu arada. Altını çizdim. Tamamını anladım. O da formasyon dersiydi. Böyle işte arkadaşlar. Yani günler geçiyor. Vizeler başlayacak. Ben oturup ders çalışmaya çok çok az başladım ama daha detaylı bir şekilde çalışmam lazım. Bunu biliyorum. Ders çalışma vlogu da gelebilir. Belki, kim bilir. Öyle işte arkadaşlar. Hani bu kanal yavaş yavaş büyüyor. Çünkü video atmıyorum. Atamıyorum daha doğrusu. Ve rica ediyorum. Hani videoda kötü bir şey yok. Bir şey yok. Hani ilginizi çekecek tabii ki bir şey yoktur. Eminim bazı videolarda. Ama rica ediyorum. Hani böyle videoyu beğenin, abone olun, yorum yapın. Çok fazla görmeyin. Çok görmeyin arkadaşlar. Böyle işte. Bunu sonunda söyleyecektim ama niye şimdi söylüyorum bilmiyorum. Neyse. Ne diyecektim? Ha, bir de ekonomik problemler vardı değil mi? Şimdi ona girersek çıkamayız ki. Bütün öğrenciler yaşıyor çünkü o problemi. Of. Gerçekten çok zor ya. Bir birey olarak ailenden uzak bir şekilde yaşamak çok zor. Her şeyi idare etmek zorundasın. Her şey sana bakıyor. Okula gitmek, kalkmak, kıyafetlerini yıkamak, düzeltmek, ütülemek, temizlik yapmak. Her şey sana bakıyor ve çok zor gerçekten. İnanılmaz zor. İspanyolca çalışıyordum bir ara, onu da bıraktım. Ama başlayacağım. Bugün başlıyorum hatta. Böyle işte arkadaşlar, ben böyle bir hafta geçirdim. Yani karışık bir haftaydı. Hızlı anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Bu arada yeni ruj aldım. Lip gloss. Ruj değil. Salak. Bir türlü öğrenemedim. Nerede be? Kayıp mı ettim? Heh. Birileri durunca hani ayak sesi geliyor zannediyorum. Köpek falan geliyor. Yok. Şöyle bir şey aldım. Çok güzel değil mi? Ha, yanlış tutuyorum ben. Zepet. Böyle işte. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine asla izin vermeyin. Ne olursa olsun kendiniz için yaşayın. Her şeyi kendiniz için yapın.
kimse için asla böyle bir çaba sarf etmeyin. Doğru bildiğiniz şeyleri yaptığınız sürece tabii. Bu kadar yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye.